Zekiye Su ve Salih çiftinin harika masasındayız. Da ne kadar harika, siz karar vereceksiniz. Hazır mısınız tadım yapmaya? Tatlıyı sona bırakalım. Önce tabağımızdakileri. Buyurun, afiyet olsun, tadalım. Herkes yedi galiba. Kim başlamak ister? Songül? Hengel'den başlayayım. Bulgur köftesiydi değil mi? Evet, bulgur köftesi. Bulgur köftesi sadece yoğurt tadı geliyor. Bol sarımsaklı olmuş. Sarımsak beni hani ağız tadımı mahvetti. Bu şekilde söyleyebilirim. Yani onu beğenemedim. Çünkü bulgurun tadını bile alamadım o sarımsaktan ben. Sadece sanki sarımsaklı yoğurt yedim gibi. Bu da beni rahatsız etti. Normalde hani bulgur olduğu için, sadece bulgurdan oluştuğu için biraz tatsız bir şey. Hani sarımsaklı yoğurtla birlikte daha lezzetli hale geldiği için biraz ama daha yoğun yaptım. Çok yoğun olmuş sarımsağı. O yüzden hani bulgurun tadını alamadım yani. Acuka da yani çok baharatlı olmuş. Normalde ama acukanın şeyi odur. Ya yani odur, çemene yani benzer tadı. Ve sanki pul biber yiyorum, o derece düşünün yani. Peki. Meltem? Hingeli çok beğendim. Güzel yapmış. Acukayı da beğendim. Tam böyle kıvamında olmuş. Sadece bunu beğenemedim. Yani böyle aşırı sarımsak yiyorum. Şunu zaten hiçbir şekilde tadı yok. Bu sadece evet, işte bulgur. O yüzden, yani evet, simit bulgurdan. İşte dedim ya, hani diyet yapanlar için bile daha uygun bir şey aslında. Sadece bulgurdan yapılıyor. Ben sadece Songül'e şey sormak istiyorum. Yani bunun neyini beğenmedin mesela? Beğenmedim Meltem. Bildiğin acuka. Ne salça, ne ceviz, ne labne, ne yani hiçbir ağzıma gelmedi. Sadece direkt pul biber. Pul biberin taneleri geldi. Bence şu an doğru konuşmak lazım. Sen kişisel problemini masaya taşıyorsun. Kesinlikle kişisel bir problemim yok. Evet. Şu anda olması gereken gibi yorumluyorum. Siz gerildiğiniz için hala buraya taşıyorsun ve devam ediyorsun. Öyle bir şey yok. Beğenmediğini yanlış iddia ediyorsun ama bence çok lezzetli. Yani ellerine sağlık. O sizin damak tadınız, saygı duyarım. Ayşegül, sen nasıl buldun? Sen anlarsın acukadan. Anlar mısın? Evet, çok severim. Yani Denizli'de de çok fazla yapılır. Ama şöyle söyleyeyim, daha önce yani dün bizim yemeklerimize o kadar çok laf söyledi ki Su. Bizimkini basit buldun ama senin yaptığın bulgur, yani bunun hiçbir tadını alamadım. Sadece bildiğimiz sarımsaklı yoğurt yedim yani. Ama basitti yani, çünkü brownie yazıyorsun ve kek yapıyorsun. Seninkisi? Sadece suda ıslatıp bulgur getirdin yani önümüze. Ama bak, burada Gabin var. Hiçbir... Sen eşini açtırırken ben kendi ellerimle açtım Gabin'i ama. Bir de öyle düşün. Şunu beğendim. Onun haricinde başka hiçbir şeyi beğenmedim. Yani hepsi sıradan. Bence acukayı bahane arıyorsun aynen şu an. Gerçekten. Sadece onu beğendim. Mantıyı, hingeli? Onu da beğenemedim Zayda Hanım. Çünkü çok aşırı hamur olmuş. Hamur zaten hamur. Suda haşladın değil mi? Evet, haşladım. İşte onun içinde çok hamur olmuş. İçindekiyle ama birlikte. Ama hamur zaten suda haşlanır. Fırında mı yapacaktın? Mantı bu yani. Arkadaş şunu söylemek tat istiyor galiba. Olamadım. Aynı şeyi ben de mi hissettim acaba diye konuya girmek istiyorum. Yerken ağızda çoğalıyor böyle hani. Ama bu böyle sanki dolu dolu yapılır. Gibi, gerçekten bizim yöremize ait gibi bir mantı değil zaten. Çerkez mantısı diye geçer. Ulaşamıyorum. Ben tadına hiç ulaşamadım. Çok geç ulaşıyorsun. Yani önce yani hamur falan böyle. İşte sonra ama şöyle düşünün. Ben derinlerde şimdi bunun içine daha fazla soğan, daha fazla patates koysaydım bu sefer de içini çok yaptın, cıvık oldu diyecektiniz. Çünkü patates bunu cıvıklaştıracaktı. Zaten olmuş galiba. Onu demek istiyoruz herhalde yani. Şimdi hamurla patates bir olunca yani sanki pişmemiş gibi böyle. Ağızda çoğalıyor, yapışıyor yani. Şimdi herkesin damak tadı farklıdır. Ben beğendim, lezzetli olduğunu söyledim. Gayet de güzeldi. Eşim beğenmedi. Eşim beğenmediğini söylüyor. Hani herkesin damak tadı farklıdır. O yüzden hani size biraz eleştiri açık olun lütfen. Belki de şöyle yaptınız. Hani siz beğendiniz ama belki de hani arkada dediniz ki eşinize, hayır, sen beğenme. Hani aramızda asla birimiz nötr olalım. Nereye konuşacağız biz bunları ki? Hani belki gelmeden dediniz. Ne anlaşacağım çünkü bugünün ya? Bizim günümüz olduğu belliydi yani. Ne anlaşacağım ben lazım bunları burada? Çünkü bir yarışma. Çenen hadi çenen yarışmadan çenen yeter artık, yeter ya. Nerede anlaşacağım ben? Yapmayın, gözünü seveyim. Bak burada bir emek var. Ya sen ya şov yapıyorsun. Ya ben saatlerdir bak gerçekten o kadar kötü oldum. Gerçekten ben sen gitmedim bile yani. Şov burada yapıyorsun. Bitirdim menümü, kaldım yani. Şov yapıyorsun.
Bence bir şey söyleyeyim, sabahtan beri oyunculuğunla şov yapan ben sensin. Mi? Evet, kesinlikle oyunculuğunla şov yapan sensin. Sen sus yeter çocuğusun. Artık ne şovu ya? Sabahtan beri şov şov abi, şov. Abi masaya vurulacaksa ben vururum masayı, kusura bakma, şu an benim masamdasın. Su neden eleştirileri kabul ama etmiyorsun? Ama şu an ben misafir ediyorum, bana gelip masaya vuruyor yani. Biz de sana eleştiri yapmak zorundayız şey yani. Tamam, eleştiri yapsın da masaya vurmak hiçbir nedir şey kabul etmiyorsun, ne yapayım? Ama kabul etmiyorsun hiçbir ama illa, şeyi. Ama illa bir kulp bulmak zorunda şimdi, mısınız yani? Ben beğendiğimi ben söylüyorum zaten. Ben beğenmek zorunda değilim ki ama. Yani bence şimdi senin yaptığın sadece kıskançlık, başka bir şey değil yani. Benim mi yoksa eşimin mi? Bence sen de eşin de yani. İkiniz yani de bizim birine, güzel bir çift birimize hedef alman lazım. İkimizi geliyor alırsan olmaz. Birimiz beğendik, birimiz beğenmedik şimdi. Yani açık olman belki de lazım. Çok tutarsız su yani. Gerçekten ne dedin bak, belli değil. Bak en başından beri aynı şeyi savunuyorum. Belki de anlaştınız. Ama çan 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 yeter. Tamam, kendi gününüzde göreceğim. Açın bir mantı, biz de yiyelim. Olur mu? Sen kayınvalidene saygılı ol da gerisini boş ver. Ha bak, geldi kayınvalideme geldi. Kişiselleştirme öyle şu an. Evet, şu an benim evet özel hayatıma karışıyorsun. Evet. Özel hayatıma laf söylüyorsun. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle kuzum. Öncelikle elini emeğini sağlık. Teşekkür ederim. Şöyle bir hengel mantı böyle. Ben beğendim. Adını bu hamuru güzel. Yumurtalı var ya, yumuşak oluyor. Beğendim yani. Bu akuça, akçuka. Acuka. Acuka. Acuka yani ben baharatı seviyorum yani, acılı zaten. Bizim yemeklere çok acı böyle. Bir tık sanki biraz da sarımsak fazla geliyor bana. Çünkü ben sarımsak çok sevmiyorum. Evet ama yani üstü öyle zaten. Aha. Yani beğendim ikisi de ama aslında bu bir tık risk aldım ya, böyle çok sarımsaklı olarak. Burada bir tek ben mi yani böyle yorum yapıyorum? Neden yorumunu söylemiyorsunuz? Bak hala aynı şeyi yapıyorsun. Az önce de seni uyardım. Bak az önce kayınvalideme de laf ettim ki o benim kayınvalidem, ona sadece ben laf edebilirim. Tamam mı? Kendi günün geldiğinde o zaman bugün tekrar senin görüşürüz. Senin üzerinden oynuyoruz, kusura bakma yani. Ya tamam, senin kayınvalidende travman ne? Yani yok, var bir şey ki kayınvalidemle hani çok iyi anlaşıyorum, çok da seviyorum, buradan ona selamlar. Tamam o zaman senin gününde kayınvaliden bağlansın, bir de ondan dinleyelim. Yani senin için bağlanmasına gerek yok yani, bunu sana ispatlayamam. Demek ki sakladığın bir şeyler var. Peki bu arada İlkacığım, sen iki arada bir derede kaldın, annem kızcağız yorum yapmak istiyordu. Ya hıt dedi yavrum, ikiniz birden kızı susturdunuz. Bunu beğenmedim çünkü diğerleri gibi aynısı yani. Pek tadı yok yani, tatalamadığı için. Peki yani, teşekkür ediyorum İlkacığım. Kezban, Kezban. Buyur canım benim. Kız Kezban, bak Acuka'ya bir sürü şey söylediydin. Bu Acuka senin oranın Acukası mı? Dur bir tadışını bir göreyim bakayım. Puan verdin mi vermedin mi sonra konuşalım. Bir görelim bakalım Kezban ne yapmış. Yoğurtlu bulgur köftesi güzel olmuş. Pratik ama kolay güzel olmuş. Yani yenecek gibi şey. Yenen bir şey yani, güzel olmuş bulgurlu. Bu da mantısı. Bunun geçsin başka bir adı hingerimiş. Güzel. Mantısı da güzel olmuş. Bu da acuka. Bunu böyle mi ısıracağım yanlış. Bu da güzel olmuş. Benim diyen kadın bunu tutturamaz. Güzel olmuş. Eline sağlık. Fıkır fıkır, şıkır şıkır güzellik çalıştı, yaptı kız. 4 çeşitte menü çıkardı. Bir de tatlısına bakayım ben. Bu da güzel olmuş. Kıyır kıyır. Bak şey de çok güzel olmuş içine. Neydi? Çubuk var ya, tarçın çubuğu. Güzel bir aroma vermiş. Güzel olmuş tatlısını da. Mutfağı öyle şey biraz dağınık ama artık kalanlar olmuş. Öyle, o kadar da pis değil. Masayı da güzel kurdular. Maşallah lafını da sakınmıyor. Yarışmacılarına, kaynanasına. Vallahi çatır çatır da konuştuk. Helal olsun maşallah. Benden de puan aldı, puan veriyorum. Ellerine sağlık. Kız Kezban. Buyur Zaydar. Dedin ki benim diyen kadın yapamaz Acuka'yı. Acuka'yı Salih yaptı ya. Vallahi ortaya getirdin Zaydar'ım. Hangisi yorması yaptıysa ondan. Hangisi yaptıysa ortaya getirdiler. O tarifini o söyledi ama ben buradan gördüm. Kız oğlan yaptı oğlan. Oğlan yaptı da kaşık ölçülerini şey söyledi, su söyledi. Tarifini ben verdim ama bak. He he, o söyledi tarifini. Ben evet, o tarifi, tarifi biraz ben değiştirerek verdim yaptım, çaktırmadım ama. Yalan ya söyleme. Bak. Seviyorum seni. Ben de seni seviyorum canım benim. Ellerinize sağlık. Afiyet bal şeker olsun. Peki hadi bakalım. Şimdi sıra tatlıya geldi, buyurun. Peki. Arkadaşlar herkes yedi mi? Hadi İlka senden başlayalım. Nasıl buldun tatlıyı? Ben çıtır beğendim. Kadayıf sarma bu. Güzel. Eliniz sağlık. Afiyet beğendim olsun. Yani çok
Zaten çok tatlı sevmiyorum. Tam komple göre. Hayırlı olmuş. Peki Meltem? Limonu çok fazla olmuş şerbetin. Ama söylemiştim aslında. Mayhoş bir tadı olacak demiştim. Sen bunu bilerek mi yaptın? Ama... Evet söyledim. Yarım limon sıkacağız. Mayhoş bir tadı olacak dedim. Alışık değiliz ya. Yani evet, böyle biraz fazla hafif bir limon. Tatlı. Hani böyle yani şerbet dediğin hani daha böyle tatlı, daha böyle akışkan hatta, gelir. İçinde ne vardı hatırlıyor musunuz? İçinde? Yok. Şerbetin içine bir de tarçın. Ama hiç gelmiyor tarçın. Tadı. Yani ben alamadım. Yani gayet bence geliyor yoğun bir şekilde. Ben sadece yoğun bir ekşilik çıtır çıtır da kadayıf. Ama zaten adı o çıtır lokma. Evet ama kadayıf. Şey yok ya olmamış gerçekten. Afiyet olsun. Tam Ayşegül teşekkür ediyorum Meltemciğim. Ayşegül. Ben bunu da sevemedim Zayda Hanım. Çok kıtır sen kıtır olmuş. Sen bu hayatta neyi sevebildin acaba? Eşimi. Aha, Bekir'i sevmiş yani onu da bence öyle bir sevmişsin yani hamurları ona yoğurttun. Her şeyi ona yaptırttın. Sen nasıl yüzü gülüyor? Eş mi aldın ne aldın? Ben hayat arkadaşı aldım. Vay. Darız tamam. Sizin başınıza. Biraz zor gibi ama darız sizin başınıza. Vallahi, zor gibi ama sen Allah yardımcın gibi olsun hiçbir ben. Şey beğenmiyor. Bana laf söylüyorsunuz da hiçbir şeyi beğenmiyor. Ama beğenilecek bir şey bulamadım. Ama keşke sadece... sen de yapsaydın da biz de beğenebilseydik. Şunu beğendim. Allah razı olsun. Onu itiraf ettim yani. Hadi bir acıka. Peki şimdi biraz korka korka soruyorum ama Songül. Ben de korka korka cevap vereceğim. Yani tatlı, kuru, çok kuru yani. Ama çıtır. Aroması gerçekten çok yoğun. Tarçın da aldım, limon da aldım aroma olarak. Yani sucum kusura bakma canım. Gerçekten. Yani ben yaptığım bütün yemeğin de hani, tatlının da arkasındayım. Aksilikler illaki yaşanıyor ama yani. Zaten çıtır olması gerekiyor. Aynen. Amacı çıtır o yani gerekiyor. Çıtır ve direkt yapıp servis ediyoruz. Normalde bu tatlının biraz beklemesi gerekiyor ki şerbetini çeksin. Biz direkt servis ediyoruz burada. Öyle de değerlendirirseniz sevinirim yani. Zayda Hanım bu kadayıf tatlısı daha çok çıtır lokma değil de bülbül yuvasına benziyor. Hah aslında tipi öyle. Ama lokmalık evet. Ya adı oradan geliyor. Çıtır ve lokmalık. Ben beğendim aslında ama kuruydu biraz. Hani peki, şerbetini kapmamış. Zaten o içinde var belli ki. Kesinlikle. Ben limon tadına bu kadar alışkın değilim. Sen buna bizim bildiğimiz şerbeti dökeydin. Biraz da bol şerbetli olaydı. Herkes 10 numara 5 yıldız kesinlikle. Diyecekti. Kesinlikle. Bu farklı bir lezzet olmuş ama demek ki tadı öyle. Peki arkadaşlar bu sofradaki hiçbir şey zebil olmuyor. Toplatıyorum gelsin puanlar. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.